Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Sony ZV-1 V-Log kamerasını inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet, daha öncesinde kanalımda neden sadece Canon marka fotoğraf makineleri var diye soruyordunuz sürekli. Artık gördüğünüz gibi Sony de bugün bizlere ZV-1 modelini gönderdi ve sizlerle beraber Sony ZV-1'i detaylıca test edeceğiz. Bakalım Vlog için uygun mu değil mi? Tüm detaylarıyla bunları size anlatacağım. Evet, şimdi isterseniz gelin Sony ZV-1'in gövde özelliklerine bakalım ve kutunun içerisinden neler çıktığını da size hızlıca göstereyim. Gördüğünüz gibi cihazın kendisi, makinenin içinde bir pil. Burada önemli noktalardan bir tanesi var. Bu bir dead cat, yani ölü kedi diye geçiyor. Bunu şu şekilde mikrofonun üstüne taktığımız zaman dışarıda, özellikle rüzgarlı alanlarda ön taraftaki bu mikrofonun çok daha iyi bir şekilde performans sergilemesine sebebiyet veriyor bu. Önemli bir nokta. Kutunun içerisinden çıkıyor olması da yine önemli. Ve ek olarak bir tane de şarj kablomuz var. Burada kutunun içerisinden bir adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Yani normalde alışkın olduğumuz bir yöntem vardır. O da nedir? Bir tane harici adaptörle hemen pıt diye şarj edersiniz. Ancak burada böyle bir harici bir adaptör bizlere sunulmamış. Demin sizlere göstermiş olduğum şu kabloyla beraber cihazınızı USB herhangi bir adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Artı bir noktası, cihazı kullanırken de power bank üzerinden şarj edebiliyorsunuz. O da yine güzel bir nokta ama adaptör kutunun içerisinden çıksın isterdim. Gövde yapısına baktığımız zaman şu şekilde. İsterseniz ön tarafından şöyle bir başlayalım. Genel olarak gövdenin vermiş olduğu hissiyat güzel ama hani üst segment RX modelleri gibi bir gövde yapısı yok. Onlar daha bir kaliteli duruyor diyebilirim. Çok net bir şekilde. Bunların dışında ön tarafında burada bir Sony logomuz var. Zeiss'in yine burada imzası var. Çünkü lensimiz Zeiss. Bunların dışında lensin diyafram açıklığı ve odak uzaklığına geldiğimiz zaman 24-70'e tekabül eden bir lens var burada. 1.8 diyafram ve 2.8. Bu da ne demek? 24 milimde 1.8, 70 milime çıktığımız zaman ise 2.8 diyafram aralığını bizlere sağlıyor. Şu şekilde makineyi açtığımız zaman lensimiz de ortalama olarak şu şekilde uzuyor. Yine kapattığınız zaman önce tuşa basıyorsunuz. Sonrasında belli bir zaman geçiyor kapanması için. Sonrasında bunu lensi tekrardan kapatmak için tuşa basıyorsunuz. Ancak belli bir zaman geçiyor içeri geçmesi için. Bir de burada hani ergonomi açısından şu dead cat gayet güzel ama şurada gördüğünüz gibi on off tuşu da kapatıyor aslında. Tabii bu mikrofonun performansı için önemli ama hani ergonomi kısmında belki on-off tuşu buradan başka bir yerlere alınırsa, özellikle üstünde dead cat varken açması kapatması daha kolay olabilir. Şu şekilde isterseniz şunu bir çıkaralım. Şöyle bir tepesine bir bakalım. Tepesine baktığımız zaman sol tarafta gördüğünüz gibi bir hat şu girişi var. Buraya herhangi bir aksesuar takılabiliyor. Bu güzel bir nokta. Hatta gördüğünüz gibi şu deminki dead cat'te zaten buraya takılabiliyordu. Yani harici olarak bir ışık vesaire de yine buraya takılabilir. Sonrasında şuradaki gördüğünüz alan mikrofon alanı. Aslında bu kameranın bence en kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi mikrofonu. Zaten dışarı çıkıp bunun da testini hep beraber gerçekleştireceğiz. 3 kapsüllü bir directional bir mikrofon var. Yani özellikle Vlog çekimlerinde biliyorsunuz kameralar artık gayet güzel seviyelere geldi. Ama en büyük eksiklikleri genellikle burada mikrofon oluyor. Burada da Sony güzel bir noktaya değinmiş ve buraya güzel bir mikrofon koymuş. Hemen sağ tarafta cihazı açıp kapatma tuşlarımız ve mod tuşumuz bulunuyor. Burada sağ tarafta şöyle bir tuşumuz var. Wide ve tele, yani zoom'umuzu buradan yapabiliyoruz. Ve burada bir deklanşör tuşumuz var. Bunun da hassasiyeti güzel. Sağ tarafta C1, yani atanabilen bir tuşumuz var ve aynı zamanda alan derinliğini aktif edebildiğimiz bir tuş. Bu da yine bu makinenin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Burada ise büyük bir tane kırmızı tuş görüyoruz. Bu büyük kırmızı tuş ise video çekimini hızlı bir şekilde başlatmamıza sağlıyor. Arka tarafına geldiğiniz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi zaten şöyle bir özelliği de var bu makinenin. Şöyle tekrardan göstereyim size onu. Diyelim ki şu şekilde kapalı cihazınız. Şöyle LCD'yi açtığınız zaman gördüğünüz gibi on-off tuşuna basmadan cihaz otomatik olarak açıldı. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi bence. LCD şu şekilde gördüğünüz gibi hareket edebiliyor. Kendimize doğru çevirebiliyoruz. Yani şöyle çekimler yapabiliyoruz. Ancak tabii ki burada LCD'de eksi not vereceğim kısım dokunmatik kısmı olacak. Dokunmatikte şöyle mesela menülere gidelim. Ne yazık ki burada dokunmatik aktif halde değil arkadaşlar. Yani burada bunun da olmasını isterdim. Dokunmatik sadece otomatik fokusu değiştirdiğiniz zaman, yani mesela şuraya netlemek istiyorsunuz. Oraya hemen otomatik olarak netliyor ya da buraya netliyorsunuz gibi zamanlarda çalışıyor. Ancak buradaki ayarların hiçbirini ne yazık ki dokunmatik dokunmatik üzerinden değiştiremiyoruz ki bence burada mutlaka bir revizeye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şurada parmağımızı şu şekilde tutabileceğimiz, yani baş parmağının dinlenmesi için bir alanımız var. Burada da tuşlar var. Tuşlar bir hayli ufak. Tabii böyle bir makine olduğu için, hani daha fazla büyük nasıl koyabilirlerdi bilmiyorum. Belki şurayı falan kullanabilirlerdi ama o zaman da baş parmakla ilgili şey olabilirdi. Hani kullanım açısından bir sıkıntı yaratmadı bana. Onu söyleyebilirim. Hani ufak ama çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tuşlar hem aynı zamanda şurada tekerlek olarak gördüğünüz gibi sağa sola doğru dönebiliyor. Hem de aynı zamanda dört yönlü ok olarak da kullanılabiliyor. Ortasında da yine şu şekilde bir tane tuşumuz var. Yan tarafına geldiğimiz zaman yan tarafında 3 tane giriş veya çıkış görüyoruz. Bunlardan bir tanesi harici bir mikrofon girişi. Bu önemli bir nokta. Zaten halihazırda güzel bir mikrofon üstünde var ama bu sizin için yeterli değilse, bir yaka mikrofonu vesaire bağlamak istiyorsanız buradan da bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında burada USB girişimiz var. Cihaz buradan şarj oluyor ve hemen altta ise bir tane HDMI girişimiz var. Altında ise şöyle bir bölümümüz var. Hem SD kartı hem de aynı zamanda NP-BX1 pilini konumlandırdığımız alan burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Yani genel olarak ağırlık kısmına geldiğimiz zaman burada 294 gram gibi bir ağırlığı var. Yani şu şekilde gösterebilirim. Avucunuzun içinde iyi duruyor. Yani ufak, hani V-Log vesaire için bence iyi olabilir. Bu cihazın aynı zamanda elimde görmüş olduğunuz gibi bir handle'ı var. Bu gerçekten güzel bir handle. Ele çok iyi bir şekilde oturuyor ve buradaki tuşlar çok net bir şekilde bize ne işin ne yaptığını söylüyor diyebiliriz. Fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Şu anda zaten bağlı olduğu için görüntüyü ondan veriyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. İsterseniz buradaki zoom ayarını şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi genişe aldım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde zoom yapabiliyorsunuz daha yakın çekimler yapabilmek adına. C1 isimli verdikleri bir tuş var. İstediğiniz bir özelliği buraya atayabiliyorsunuz ve yanlışlıkla kazara bir şey olmaması adına buradan cihazı kilitleyebiliyorsunuz. Yani bunu böyle kilitlediğimiz zaman gördüğünüz gibi zoom yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ne zoom'u ileri doğru ne de geriye doğru yapıyor. Bu handle özellikle vloggerlar için gerçekten güzel bir nokta olmuş. Şöyle isterseniz biraz daha zoom out yapalım. Çünkü ayaklarını size göstermek istiyorum. Şu şekilde ayakları açılıyor ve böyle masaya koyabiliyorsunuz. Masada aynı zamanda kafası şu şekilde, yani buradaki bu tripod alanı da, makineyi koyduğunuz alan da şu şekilde hareket ediyor. Ve bu gayet sağlam. Yani şöyle mesela tık dediğiniz zaman şöyle ne kadar sallarsanız sallayın hiçbir sıkıntı olmuyor. Aynı şekilde diyelim ki kameranın yüzü diğer tarafa doğru bakıyor. Bunu da hemen çevirmek için şöyle şuradaki tuşa basıyorsunuz ve bunu aşağıdaki şeyi çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani bu da yine düşünülmüş güzel özelliklerden bir tanesi olmuş arkadaşlar. Yani bu handle'da mutlaka, yani bu cihazı alırsanız bence alınmalı. Çünkü işinizi kolaylaştırıyor. Hem fotoğraf hem de video kısmında hemen tek tuşla böyle tık çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, öncelikle video özellikleriyle incelememize başlayalım isterseniz. Sonrasında fotoğraf özelliklerine zaten bakacağız. Bir de dışarı çıkacağız. Dışarıda da vlog performansını nasıl, hem mikrofon özelinde hem de kamera açısından nasıl bir performans sergilediğini hep beraber ilerleyen dakikalarda göstereceğim sizlere. Video konusunda 4K 30 FPS video çekimini bizlere sağlayabiliyor bu cihaz. Full HD kısmında Super Slow Motion 120 FPS değerinde yine verebiliyor. Bunların dışında eğer daha ekstrem Super Slow Motion çekimler yapmak istiyorsanız 960 FPS gibi, yani gerçekten inanılmaz bir rakam. Bunlara da çıkabiliyorsunuz ama tabii ki burada çözünürlük otomatik olarak 420p'ye düşüyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunların dışında üst segment kameralarda bulunan bir sürü özellik yine buradaki bu ufaklığın içine konumlandırılmış. Bunları beğendiğimi söylemek istiyorum. Zebra özelliğinin olması, bunların dışında focus peaking özelliğinin olması ve aynı zamanda S-Log çekebiliyor olması bu makineyi aslında diğer rakiplerden ayıran önemli noktalarından bir tanesi. Sony bu kamerada özellikle yine A7 serisinde bulunan diğer otomatik odaklama teknolojilerini de kullandığını buraya bizlere belirtmiş ve böylelikle aslında gerçekten güzel ve tutarlı bir otofokus performansı olduğunu yine söyleyebiliriz. Özellikle gözden netlemede gerçekten başarılı bir noktada. Ve aynı zamanda ZV-1'de Product Showcase isimli bir ayrı özellik var. Bu da ne işe yarıyor? Özellikle benim gibi böyle videolar çekiyorsanız ve ürünler tanıtıyorsanız şöyle yaptığınız zaman otomatik olarak ön plana gelen objeyi hemen netlemeye alıyor ve burada ürüne odaklıyor. Sonrasında bunu geri çektiğiniz zaman tekrardan anlatılıyor. anlatan kişinin yüzünü alıyor. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Normalde ben burada çekimlerimi gerçekleştirirken yüz ve göz takibi özelliğini aktif bir şekilde kullanıyorum. Burada ön plana bir ürünü çıkarmak istiyorsam şöyle kendimi gizlediğim zaman ürün kendi kendine artık netlenmiş oluyor. Ama tekrardan şöyle geldiğim zaman gördüğünüz gibi artık ürün değil de ben net oluyorum. Tekrardan gözden otomatik odaklamaya geçiyor. Bunların dışında hani boyut kısmına geldiğimiz zaman boyutlar mantıklı. Zaten hani en yakın rakibine baktığınız zaman G7X de aynı bu boyutlarda bir cihaz. Burada dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şu şekilde şöyle bir açalım. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Şu anda kaydı da buradan Sony'ye geçirelim. Şu anda tamamıyla otomatik moddayım ve kayıda Sony'den başladım. Şöyle otomatik olarak zaten yüz takip ve göz takip özelliğine de geçtik. Şu açıyı bize verebiliyor. Bu açı bana sanki V-Log için bir tık dar geldi diyebilirim. Sanki biraz daha yani bu makinenin üzerinde bulunan lens 24-70. Diyafram açıklığı ise 1.8-2.8 diyafram açıklığı. Yani aslında diyafram açıklığı konusunda güzel. Ancak yani V-Log odaklı bir makine için 24 mm sanki biraz dar geliyor gibi. Yani özellikle şu arka planı böyle dışarıda gezerken daha fazla etrafı göstermeniz gerekiyor. Burada tabii ki ben şu anda sadece arkamdaki ışıkları ve işte hoparlörleri, kulaklıkları falan görüyorsunuz ama tabii ki dışarı çıktığımız zaman dışarıda nasıl bir performansı olduğunu hep beraber göreceğiz. Burada beğendiğim bir nokta var. Cihazla kayıt içindeyken şöyle göstereyim. Şurada bir tane kırmızı ışık yanıyor. Diyelim ki şuradaki LCD'niz kapalı olsa bile cihaz kayıtta mı değil mi daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani acaba kayıtta mıydı? Ya kayıttan çıktım mı? Falan gibi soru işaretleri ortadan kalkıyor. Bu cihazda merak ettiğim bir diğer nokta ise mikrofon. Gördüğünüz gibi burada halihazırda bir tane dead cat var. Yani buna ölü kedi deniyor. Bu ölü kedi özellikle dışarıda çekim yaparken rüzgarlı alanlarda rüzgarın kesilmesini sağlıyor. Bu önemli bir nokta. Bunun kutunun içerisinden çıkıyor olması ve mikrofonun burada özel bir mikrofon olması da yine burada Sony'yi rakiplerinden ayıran bir diğer özellik. Sensör boyutuna geldiğimiz zaman ise Sony'de 1 inçlik BCI CMOS sensör var. Yani klasik aslında bu tarz makinelerde kullanılan bir sensör olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında fotoğraf özelliklerinde 20 megapiksellik fotoğrafları bizlere sağlıyor. Zaten burada demin sizlere söylemiştim. Odak uzaklığı olarak 24 ila 70 mm'yi bizlere sağlıyor. Üzerindeki lens böyle bir lens ve şu anda bu videoyu 1.8 diyaframda çekiyorum. Yani eğer bu makineyle 1.8 diyaframda böyle bir ışık ortamında çekim yaparsanız elde edeceğiniz görüntü de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Tabii bu makinenin aslında esas olayı hani fotoğraftan ziyade vloglar yani videolar kendinizi şu şekilde benim gibi çeken kişiler için üretilmiş bir makine olduğunun da tabii ki altını çizmek istiyorum. Bu önemli bir nokta. Bunların dışında makineye eleştirebileceğim iki nokta var. Bunlardan bir tanesi dokunmatik LCD kısmı. Dokunmatik LCD kısmı sadece burada otomatik odaklamayı değiştirirken işimize yarıyor. Ancak burada menüler arasında geçişlerde dokunmatik alanı kullanmak isterseniz bu ne yazık ki mümkün kılınmamış. Ben özellikle hani Canon tarafında çok alışkın olduğum bir nokta olduğu için burada ilk başta bir zorluk çektim ama sonra hani belli bir zaman kullandıktan sonra buna da eliniz alışıyor tabii ki. Bir diğer nokta ise özellikle yine vloggerlar için bence önemli bir nokta. Diyelim ki aynen bu şekilde bir çekim yapıyorsunuz ki vlog çekerken altına mutlaka bir tripod takmanız gerekiyor. Tripod taktığınız zaman burada sol tarafta bulunan hafıza kartını çıkarma ve aynı zamanda pili çıkarma bölümüne ne yazık ki ulaşamıyorsunuz. Yani ben şu şekilde diyelim ki bir çekimimi yaptım. Çekimi bıraktıktan sonra diyelim ki şöyle geldim ben. Şöyle koydum makineyi. Ondan sonra geldim bilgisayar başında SD kartı ulaşmaya ihtiyacım var. Yani tripod'dan çıkarmak istemiyorum aslında ama böylelikle ne yapmam lazım? Tekrardan bu makineyi böyle şöyle sökmem lazım. Söktükten sonra aşağıdaki kısmı açıp SD kartı çıkarmam gerekiyor. Yani bu tabii ki çoğu makinede olan bir şey aslında ama hani özellikle V-Log özelliği için üretilen bir makinede bence bu özellikte mutlaka olması gerekiyordu. Mutlaka ilerleyen zamanlarda bence bir sonraki versiyonunda bu özelliği de koyacaklardır diye düşünüyorum. Evet şimdi isterseniz gelin bir dışarı çıkalım. Sony ZV-1 dışarıda nasıl bir V-Log performansı bizlere sağlıyor? Hem görüntü açısından hem ses açısından hem de aynı zamanda titreşim engelleyici açısından nasıl bir performans sağlıyor? Bunları hep beraber bir test edelim isterseniz. Kamerayı kendime doğru çevirdim. Evet. Şu şeyi de bir açalım. Maskeyi de bir açalım. Bir nefes alalım gerçekten ya. Uzun zaman oldu. Biliyorsunuz bir de İstanbul'da bir kar yağdı. O yüzden bu inceleme biraz gecikti zaten. Şu anda daha karlar erimedi. Karlar erimedi ama şöyle bir çıkıp temiz hava almak lazım. Klasik geyik vardır ya. Hani kar havayı temizler diye. Gerçekten muhteşem temizlikte bir hava var. Şu anda sizlerle Sony ZV-1'i açıkçası enstantane öncelikli modda test ediyorum. Çünkü şu anda ortalama olarak 1/50 enstantane üzerinden çekim gerçekleştiriyor ve diyafram ISO değerleri ise şu anda tamamıyla makinenin otomatik ölçümlemesine bıraktım. Ve da şöyle bir tekrardan bir kontrol edelim. Ekranım kapalıydı. Gözden odaklamada şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Hatta onun da şöyle bir fotoğrafını çekelim. Bunu koyarız buraya. Fotoğrafını da çektik. Gözden odaklamanın nasıl çalıştığını hep beraber görürüz. Gerçekten iyi bir performansı olduğunu düşünüyorum ama yani şu kolum açık olmasına rağmen şöyle göstereyim. Biraz dar geldi diyebilirim. Yani neredeyse şöyle en uca kadar götürüyorum kolumu. Dümdüz yapıyorum. O zaman biraz daha mantıklı seviyelerde. Ama zaten yani şöyle bir gerçek de var. Bu tarz makinelerde hiçbirinde açıkçası hani daha geniş bir açıyı zaten bizlere sağlayan lens şu an hali hazırda hiçbir makinede yok. Yani Sony'de de yok, Canon'da da yok, Nikon'da zaten yok. Onun dışındaki rakipleri zaten bilmiyorum. Hani G7X olsun, Sony ZV-1 olsun ya da Sony'nin diğer makineleri olsun, RX serisi diğer makineleri olsun. Alacağınız görüntü aslında buradaki görüntü boyutunda olacak. Daha geniş görüntüler arıyorsanız burada zaten bu makineler size göre değil. Onu söyleyebilirim rahatlıkla ama hani standart böyle ufak cebinize atıp çıkmak için günlük fotoğraf ve video işlerinizi görebilecek seviyede bir makine arıyorsanız Sony ZV-1'e göz atabilirsiniz. Performansı iyi gözüküyor. Şu anda üzerinde bulunan mikrofon üzerinden sesi alıyorum. Herhangi bir şekilde harici bir yaka mikrofonu vesaire yok. İsterseniz takabilirsiniz. Zaten bunu size anlattım. Arka tarafta arabalar geçiyor. Şöyle göstereyim. Bayağı vızır vızır geçiyor. Burada acaba nasıl bir mikrofon performansı var? Şu anda da zaten arkama, şu anda da kamerayı arkaya alıp öyle konuşuyorum. Bu da önemli bir test. Çünkü ön tarafta arabalar var. Arkadan da ben konuşuyorum. Acaba burada sesin dağılımını nasıl yapıyor? Bu gerçekten önemli bir nokta. Özellikle vlog çeken kişiler için. Çünkü vlog çekerken ne yapıyoruz? Yeri geliyor. Aynen bu şekilde kamera ön tarafa bakarak konuşuyoruz ki buradaki şeyleri gösterebilmek için. Yeri geliyor. Burada şu şekilde döndürüyoruz. Kendimizi çeviriyoruz. Anlatıyoruz. Şu anda çok ciddi bir güneş var bu arada. İnanılmaz bir güneş çıktı. Hep geyik vardır ya bir de hani karla ilgili ikinci geyiğim oldu. Güneş çıktığı zaman kar toplar diye. Umarım daha fazla kar yağar ama ne yazık ki daha fazla kar vermiyor. Neyse bu kar muhabbetini bitirdikten sonra merak ediyorum yorumlarınız ne oldu? Nasıl bir performansı var? Aşağıya mutlaka Vlog performansı hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu arada demin bahsetmeyi unuttum. Steady Shot'la ilgili bir de ufak bir video girelim hemen isterseniz. Steady Shot'la beraber nasıl bir titreşim engelleyici performansı var onu size göstereyim. Ayarları değiştirdim. Neler yaptım onlardan da bahsedeyim. Muhtemelen arka plan şu an daha bulanık oldu. Öncelikle yaptığım şey dahili ND filtreyi açtım arkadaşlar. ND filtreyi açtığım zaman zaten otomatik olarak burada pozlamada belli bir şey kazanmış olduk. Bu önemli. Ve sonrasında yaptığım şey ise makinenin önünde deklanşörün yanında bulunan arka planı bulanıklaştır tuşuna bastım ve şu anda sonuç bu şekilde. Tekrardan bu tuşa bir basacağım. Gördüğünüz gibi şu anda zemini bulandırma net oldu ve görüntü bayağı bir değişti, gitti, değişti. Şu anda zemini bulandırma modunu aktif hale getirdiğim zaman tekrardan burada güzel bir boyuta ulaştık. Bence burada gördüğüm kadarıyla yani şuradaki LCD ekranda gördüğüm kadarıyla demin çektiğim uzun vlog kıyasla çok daha güzel ve daha sinematik bir görüntüyü bizlere sağladığını düşünüyorum. Tabii bilgisayar başında bakacağız. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sony ZV-1'de aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri de bulunuyor. Bir uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzla artık ciddi manada daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliyor makine ve telefon. Böylelikle hani çektiğiniz fotoğrafları direkt aktarabiliyorsunuz ve aynı zamanda kamerayı da buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet peki ya siz Sony ZV-1 hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.